Saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin gerçekten Ünye'ye özellik katan Çamlığı'nın dışında bir de iskelesi var. Yani halk dilinde köprüsü var. Bu köprü üzerinde bir takım değişikliklere, yeniliklere gidiliyor. Geçmişteki korkuluklar kirlendiği için, kişilere zarar vereceği korkusu kuşkusuyla Ordulu müteahhit tarafından Büyükşehir Belediyesi'nce alınmış. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 15 Aralık'ta teslim edilecekti ama ufak tefek aksaklıklarla bir hafta daha uzadığını söylüyorlar. Yani ayın 22'sinde 23'ünde buranın açılması planlanıyor. Müteahhit kardeşimizin ortağı beyefendiyi önce tanıyalım, sonra sorumuzu sorarız. Öncelikle teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Rica ederim. İsmim Serhat Tulum, inşaat mühendisiyim. Yaklaşık 7-8 yıldır bu işi yapıyoruz. Bir de belediye içinden geliyormuşsunuz. Evet, eskiden belediyede çalıştım bir dönem. Daha sonra bıraktım. Şimdi özel sektörde tekrar devam etmekteyim. Sizi kutluyoruz öncelikle. Teşekkür. Bir hafta gecikmeden dolayı aksilaf etmeye gerek yok. Hayatın kuralı vardır. İleriye 5 günde gider, geriye 5 günde evet, kalır. Erken evet. De bitebilirdi. Evet. Yaptığınız çalışmaları kısmen önümüzdeki hafta açılacak Allah evet. İzin verirse. Neler yapıyorsunuz burada? Şimdi öncelikle, buradan da mesaj ne vermek istersiniz? Öncelikle halkımıza? Ünye halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu yolculukta yalnız bırakmadıkları için. Yapılan imalatı gelip görüp inceleyip beğendikleri için ve imalatlarına sahip çıktıkları için. Biz burada ne yapıyoruz? Eski korkuluklar paslanmıştı. Miadını doldurmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafında ihalesi edilerek yeni nesil korkuluklarımız, CNC kesim, özel lazer kesim korkuluklarımız buraya getirildi ve montajına devam ediliyor şu anda. Ayrıca taşlar zaman içerisinde yıpranmış, sökülmüş ve kırılmıştı. Derzleri yıpranmıştı. Bunların da tamiratını yaparak saygıdeğer Ünyelilerin kullanımına sunacağız en yakın zamanda inşallah. Peki, size teşekkür etmeden evvela bu ve benzeri çalışmalarda neye özen gösterdiğinizi de sorsak ne dersiniz? Şöyle, öncelikle imalatın ekonomikliği, uzun ömürlülüğü, fayda oranı, bunlar çok önemli şeyler. Yani bu üçünü bir arada öncelikle toplayabilmemiz gerekiyor. Yani bir şey yapabilirsiniz ama pahalıdır. Ekonomik anlamda uygun değildir. Ya da bir şey yaparsınız görsel olarak çok güzeldir ama uzun ömürlü değildir. Bunların tamamını birleştirerek imalat yapmak gerekiyor. Burada hem devletin hem de milletin ortak planını gözetmek. Kesinlikle. Aynen öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.